Teknofest 2021'de gerçekten havacılık ve uzay teknolojilerinin en üst tarafları var. Ama çok ilginç bir hava aracının yanındayız. Aslında bu parçalarını satın alıp veya projesini satın alıp evinizde, garajınızda yapılabilen kri kri uçağı. Ama Alper Bey onu bir insansız hava aracı haline getirmek üzere çalışmalar yapıyor. Siz aynı zamanda da radyo kontrollü model uçakçısınız. Evet, yıllardır, 15 yıl öncesinden başladım. Radyo uçak RCV olarak geçiyor şu anda. Model uçaklar üzerine bayağı bir çalışma yaptık. 15 yıl önce, son 4 yıl öncesine kadar, 4-5 yıl öncesine kadar çok uçak uçurduk. Çok boyutlarda farklı farklı model uçaklar yaptık. Ve hemen hemen her hafta sonu uçurduğumuz model uçaklarla başladık bu işe. Ben modelcilerle konuştuğum zaman, tabii model uçağı yerde uçuruyorsunuz ama gönülde böyle bir uçak yapa yapa gerçek bir uçak yapmanın da herhalde heyecanı bir şekilde var. Tabii. Sonuçta model uçakla başlıyorsunuz. Her uçak sevdası ufak ya maket ya model uçaklarla başlar. Model uçaklardan sonra da acaba uçak yapabilir miyim diye bir gönlünde yatan bir uçak yapma, uçağa binme, özellikle pilot olma sevdası vardır. Kendi uçaklarını yapanlar için de kri kri gerçekten çok popüler bir model. Evet. Çift motorlu bir uçak ve aslında herkesin gönlünde yatan aslan da bir şekilde kri kri. Evet. Siz nasıl karar verdiniz? Kri kri olarak geçen bu uçak çift motorlu dünyanın en küçük uçağıdır. Ve ben de günün birinde internetten ve bazı araştırmalarımda gördüm kri kri. Çok hoşuma gitti. Ve acaba ben yapabilir miyim bunu diye bir araştırmasına girdim. Ve 2 aylık bir araştırma sonunda gerçekten benim de yapabileceğim, bizim de ülkemizde yapabileceğimiz bir uçak olduğunu kanaatine vardım. Ve başladım. Peki bir evde uçak yapabilmek için neler lazım? Bu süreç nasıl işliyor? Biraz anlatır mısınız? Yani kri kri gibi metal, alüminyum, sert alüminyum gerçek uçak imalatı için gerçekten bir evde yapabilmek için olanan yüksek bir olanak gerekiyor. En başta bayağı dolu bir atölye ortamı gerekiyor. Kimi parçalar için CNC, sac büküm ve daha birçok atölye için açmanız lazım. Yani gerçek uçak yapar gibi işi şey yapmanız lazım. Modelci olarak daha çok balsa olarak adlandırılan hafif bir ağaçla kompozitle çalışıyorsunuz ama metalle zorlandınız mı? Tabii ki. Eğer balsa veya diğer depron veya yumuşak malzemelerden yapılan model uçaklara bakıldığı zaman gerçekten kri kri'nin yapımında kullanılan sert alüminyum bunun üzerinde çok çok tecrübe gerektiren ve çok daha fazla uğraş ve emek isteyen bir parça. O yüzden gerçekten uğraştım. İşin başında bu kadar olacağını düşünmedim ama bir kere girdiniz, yapacak bir şey yok. Biraz da kri kri'nin teknik özelliklerini anlatmanızı rica edeceğim. Sonrasında da bu insansız hava aracı haline getiriyorsunuz, onu soracağım size. Kri kri'nin teknik özellikleri, 2 motor var dediniz. Nedir teknik özellikleri? İsterseniz motorların yanına geçerek şöyle konuşalım. Tabii işin başında kanat genişliği 5 metre, uzunluğu 4 metre olan, çift motoru olan ve yine iniş takımları ve tamamıyla kumanda lövyesiyle tek personelli uçak, dünyanın en küçük uçağı diyoruz. Motorlarının özelliği nedir? Tabii 2 tane şu anda kullandığımız en az 170-200 cc civarında ve 17 ya da 17,5 beygir gücünde 2 tane motora ihtiyacı var. Bu motorlar zaten kri kri'nin 2 motorlu olmasının sebebini havacılar biliyor. Bir tane motoru yedek motor olarak, çünkü kanat alanı en düşük uçaklardan bir tanesi ve akrobasi uçağı. Motorun bir tanesi stop ettiği zaman diğer motorun tırmanış yapabilmesi için, yani pilotu kurtarabilmesi için tasarlanmış bir uçak. Ben de işin başında özelliklerini araştırdıktan sonra ve malzemeleri temin edebileceğimi kanaatine varıp bulduktan sonra imalata başladım. Ve yapımı gerçekten zor. Şöyle ki yurt dışında personelle, 7 kişilik bir personelle çalışmak halinde yani 6500 saatlik bir çalışma istiyor. Çok ciddi bir saat yani 6500. Tabii size milyon kere bu soru sorulmuştur da kaç para harcadınız sorusu. İnsanlara bir bilgi verebilmek için tabii ki emeğin, iş gücünün para karşılığı yok sizin koyduğunuz ama biraz da
maddi konuları anlatırsanız çok seviniriz. Tabii çok büyük emek istiyor. Bu işin başında kesinlikle. Onun haricinde maddi boyutuna geldiğiniz zaman sıradan bir alüminyum değil. Tamamen malzeme. Ne alüminyumu kullanıyor onu da söyleyeyim havacılık için. Havacılıkta kullanılan 6061 veya 2024 T6 T3 serisi alüminyumlar kullanmak zorunda. Bu alüminyumlar gerçekten normal sıradan alüminyumlara göre maliyeti çok çok daha yüksek ve yurt dışına ithal edilmesi gereken alüminyumlar. Bunların temini evet fiyat olarak gerçekten yüksek fiyatları buluyor. Ben insansız hava aracı haline getirilme aşamasına geçmek istiyorum. Neden İHA aşamasına getirmeyi düşündünüz bunları? O proje nasıl gelişti? Şöyle söyleyeyim, Tarım Orman Bakanlığı'nda görevliyim ben, memur olarak çalışıyorum. Yine imalatı devam ettirirken yine bakanlığıma yararlı bir şekilde nerede kullanılabilir bu tarz bir uçak? Özellikle son zamanlardaki yine yaşadığımız orman yangınlarını herkes biliyor. Bu gibi alanlarda nasıl yardım olur, bu uçağı nerede kullanılabiliriz konusunda bir proje başlattım. Bu projeyi yürüttüğüm zaman dediğim gibi orman takipleri, hayvan takibi, Tarım Orman Bakanlığı'nda bazı alanların tetkiki, coğrafi bilgi sistemi, yine haritalama konusunda bize yardımcı olacak bir İHA'ya çevirebileceğimi sonunda o kanaate vardım ve planını başlattım. Bu projede nasıl çevirebiliriz? Yani günümüz İHA'larına için neler gerekiyor? Otonom iniş kalkış, servo sistemleri ve kumanda sistemleri neler gerekiyor? Bunların tek tek Ar-Ge'sini yaptım ve Ar-Ge projesi olarak başlattım. Şimdi gördüğünüz gibi... Burnunda bir kamera sistemi var. Tabii. Gördüğünüz kamera sistemi 8 farklı renkte bazı dataları toplayarak hangi alanlarda arpa, hangi alanlarda buğday ekilmiş veya kimi kırsal kesimlerde hangi ülkemizin nerelerinde verimli toprak var, nerelerinde toprakların verimsiz olduğunu bu konularda bize data toplayacak ve yazılımların içerisinde ülkemizin haritalarında bize bilgi verecek kamera sistemi. Bu sistem sayesinde dediğimiz gibi hem tarımsal alanda bize birçok yarar olacak hem de hayvan takibi olsun veya son zamanlarda yaşadığımız ormanların takibi konusunda bize gerçekten yararlı olacak ve birçok alanda kullanacağımız bir İHA haline getireceğiz. Kısa mesafeden kalkacak. Havada ne kadar kalıyor? Ne kadar görev alanında görev yapabiliyor? Tabii onları da bildireyim. 200-250 metrelik bir alandan iniş kalkış yapabilecek bir İHA haline getirdik. Havada içerisindeki yakıt deposunda 22 litrelik bir yakıt var. 22 litrelik yakıtla havada 11 saat yaptığımız testlerde, motor testlerinde 11 saat havada kalma gibi bir özelliği var. Şu da var, yine yakıt depomuzu opsiyonel olarak büyüttüğümüz zaman 24 saati bulacak bir havada kalma süresi olacak. Şimdi görüyorsunuz burada bir kit uçak, ev yapımı bir uçak. Ve sonunda sonucu çok farklı yerlere gidiyor. Sağımızda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankası var. Görüyorsunuz sol tarafımızda nakliye uçakları var. Ama onun arasında havacılığın, kit havacılığın, amatör havacılığın nereye çıkabileceğini gösteren bir çalışma. Umarız ilerleyen dönemlerde bu uçakların tescil edilmesi, deneysel aşamada kullanılması için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden tabii ki amatör havacılar destek istiyorlar. Bu konuda yapılacak düzenlemelerle birlikte Türkiye'de insanların evlerinde çok daha uygun fiyatlarla, maliyetlerle bu tür uçakları yapar. Ayrıca elde edecekleri tecrübelerde görüyorsunuz işte bir İHA haline getiriliyor bu. Bunlar da Türkiye'deki havacılık sanayine katkıda sağlayacağını umuyorum. Çünkü genel havacılık, sportif havacılık, havacılığımızın temeli orası sağlam olursa gelecekte sağlam oluyor.